İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Başkanı Armenek Abrahamyan Şehit Gabriel Davut anısını onurlandırdı. Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu bugün çalışmalarına başlıyor. Paris'te Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında Dışişleri Bakanları seviyesinde bir görüşme yapılacak. Donald Trump, Türkiye Kürtleri vuracak olursa ekonomik olarak harap olur. Suriye'de durum. Sebastya'da Kaymak Köyü belgeseli çekimleri başladı. Batı Ermenistan'ın Ayrarat eyaletinin Masyazodun ilçesine bağlı Agori Ahri Köyü. Şehit Gabriel Davut'un kiliseden o çok sevdiği ve onun içinde şehit düştüğü kendi şehrinin sokaklarından mezarlığa kadar olan tüm videosu kaydedildi ve sizlere sunuyoruz. Gabriel Davut, Kamışlı Sokak Savaşları'nda şehrin Ermeni ve Suriyeli semtlerini kahramanca savaşarak koruyan Batı Ermenistan Askeri Akademisi'nin bir öğrencisiydi. Asayişle girdiği bir çatışmada katledildi. Kamışlı'nın merkezi caddelerinden birinde savaşçı adanmış bir anma plaketi açıldı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan bu cesur savaşçıyı ölümünden sonra devlet ödülüyle onurlandırdı ve ödülü ailesine teslim etti. Gabriel, eski otokton halklar olan Suriye ve Batı Ermenistan'ın savunma sürecinde düştü. Onun için yaşıyoruz çünkü o bizim için yaşadı. Huzur içinde yat. Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun 7. toplantısının ilk oturumu bugün gerçekleşti. Dünya Ermenileri Katolikosu 2. Garakin yeni parlamentoyu kutladı ve kutsadı. Ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da bir kutlama mesajı yollayarak parlamentoda yer alan politik güçleri tebrik etti. Oturum sonunda Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı parlamentoda çoğunluğun adayını başbakan atamasıyla ilgili bir kararnameyi imzaladı. Bilindiği gibi çoğunluğu oluşturan İMKA ile Benim Adımım grubunun adayı Nikol Paşinyan'dır. Ermenistan-Azerbaycan görüşmesi Agit Mis grubu eş başkanlarının arabuluculuğu ve katılımıyla Paris'te gerçekleşecek. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili Zohrab Mnatsaganyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mametyarov 16 Ocak 2019 tarihinde bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yönelik sert ifadeler içeren açıklamalarda bulundu. Trump, Suriye'deki Kürtleri vurması halinde Türkiye'nin ekonomik açıdan harap olacağını ifade etti. ABD'nin Suriye'den geri çekilmesi hakkında gece saatlerinde Twitter'da yaptığı açıklamada Trump, Suriye'den son derece gecikmiş bir çekilmeye başlarken IŞİD'den geriye kalanları pek çok taraftan vurmaya devam ediyoruz. Tekrar güçlenirse yakındaki bir üstten tekrar saldırırız. Türkiye Kürtleri vuracak olursa ekonomik olarak harap olur dedi. Başka bir notta Trump Suriyeli Kürtlere Türkiye'yi provoke etmeme çağrısında bulundu. Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 7 Ocak'ta yeni görevini üstlenen Birleşmiş Milletler'in özel temsilcisi Geir Petersen'in yakında Şam'a hareket edeceğini söyledi. Stefan de Mistura'nın değişiminden sonra Birleşmiş Milletler Liderliği'nin Suriye'deki çatışma konusundaki tutumu değişiyor mu acaba? Suriye Dışişleri Bakanı Ayman Susan'ın yaptığı açıklamaya göre resmi Şam başlangıçtan beri Petersen'in atanmasını savunuyordu ve onun bu yakınlardaki ziyareti sırasında işbirliğini onaylamaya hazırdı. O ayrıca yeni özel temsilcinin Arap Cumhuriyeti'nin meşru hükümetine, Suriye'nin bağımsızlığına ve egemenliğine saygı göstereceğini ve yeni görevinde öncekilerden daha fazla başarı elde edeceğini beklediğini de sözlerine ekledi. Suriye Dışişleri Bakanlığı daha önce Şam'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürtlerle Ankara'nın Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere karşı askeri operasyon başlatması yönündeki tehditleri nedeniyle müzakere ettiğini açıklamıştı. Suriye Dışişleri Bakanı Kürtlerle olan diyaloğun yapıcı olduğunu da vurguladı. Erdem Cırık ve Hüseyin Kılıç öncülüğünde Sebastya'nın Şarkışla ilçesine bağlı bir Alevi köyü olan Kaymak Köyü'nün belgeseli çekiliyor. Erdem Cırık ve Hüseyin Kılıç öncülüğünde başlanan çekimlerde arazi çekimleri tamamlandı. Konu hakkında açıklama yapan Erdem Cırık, köyün doğal güzelliklerini, tarihini, köyün insanlarıyla yapılan röportajları ve arşivlerdeki eski videoları birleştirerek bir belgesel oluşturacaklarını belirtti. Gelecek nesillere köyleri hakkında bilgi aktarmak ve bu sayede tarihlerini öğrenmelerini sağlamak için arşiv niteliğinde bir belgesel yaptıklarını belirten Cırık, çalışmalara planlı bir şekilde devam ettiklerini de kaydetti.
Belgeselin 2019 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Batı Ermenistan'ın Ayrarat eyaletinin Masyazotun ilçesinde 2 Temmuz 1840 tarihinde yer alan deprem sonucu Agori köyü kalın bir kaya tabakasının altına gömüldü. Venedik Mıhtaryanlar Birliği üyesi Sukyas Yeprikyan'ın belirttiğine göre köyün yok olmasının görgü tanıklarından biri iki depremde yalnızca 121 kişinin hayatını kurtarmanın mümkün olduğunu ifade etti. Agori Ağrı ilk defa 5. yüzyılda Ermeni tarihçi Hazar Parbetsi tarafından anılmaktadır. İsa'dan önce 2. yüzyılda Ermeni kralı 1. Ardavast bu yörede ava çıktığı sırada kazara köyün yakınında bulunan derin çukurdan aşağı yuvarlandı ve köyün bulunduğu yerde böylece bölgede tanınmış oldu. 702 yılında Ermeniler Araplara isyan ettiler ve onları bu köyün yakınlarında yendiler. Agori, 10. yüzyıldaki Orta Çağ'ın büyük bir dini ve idari merkezi olarak kabul edildi. Yıkıcı depremden önce 1840'ta köyde 300 evin 200'ü Ermeni olarak tescil edilmişti. Köyde Surp Arakelos Ermeni Kilisesi bulunuyordu. Ayrıca köyde 2 de okul mevcuttu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nare grubu tarafından seslendirilen Gıdor mu Yergin katlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.